Aleyhisselam biliyorsunuz o da bir peygamber, Lut aleyhisselam. Zamanımıza çok hassas işaretler var bu muhterem mübarek peygamberin kavminden ve kabilesinden ve hayatından. Zamanımıza büyük atıflar var Lut aleyhisselamdan. Kısaca temas edeyim. Bakınız, Hazreti Lut aleyhisselam 41 sene peygamberlik yaptı. 41 sene. Anlattı, söyledi, Allah'ın emrini, Allah'ın hükmünü, Allah'ın azabını anlattı. 41 sene uğraştı. İki tane kızından başka kimse inanmadı. Korkunç bir şey. Karısı dahi inanmadı. Lut kavmi öyle bir afete, belaya, musibete, harama, günaha, vebale girmişlerdi ki hepiniz biliyorsunuz, erkek erkeğe cinsi temas illetine maruz olmuşlardı. Şimdi ona eşcinsellik diyorlar, homoseksüelizm diyorlar. İnsan telaffuzundan bile iğreniyor vallahi. Ama zamanımızı derinden derine ilgilendiren, Allah'ın azabını ağır ağır üstümüze çeken bir afet gibi gelen bir şey bu. Hazreti Lut aleyhisselam çok uğraştı, çok anlattı, Allah'ın azabını çok haber verdi. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin, sakının, çekinin, ne mümkünse söyledi. Fakat bakınız, وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا. Hazreti Lut'un kavminin cevabı, son sözü. Lut aleyhisselamın bunca anlatmasına, söylemesine, tebliğatına karşı kavmin son sözü, son cevabı şu oldu. Ahricuhum, dışlayın bunları, kovalayın, çıkarın bunları. Ülkeden çıkarın, şehirden çıkarın, memleketten çıkarın, sokmayın bunu. Şehirde, ülkede, bölgede yaşamasına fırsat vermeyin, çıkarın. Min karyetüküm, ülkenizden, bölgenizden, muhitinizden çıkarın. İnnehüm, çünkü onlar, bakın alay ediyorlar, çünkü onlar ünasün yetetahharun, çok temiz olduklarını söyleyen insanlarmış. Çok dindar insanlarmış, çok temiz insanlarmış. Biz pismişiz, bunlar temizmiş diye alay ede ede Lut aleyhisselamı ve kızlarını ülkeden çıkarmayı teklif ediyorlar. Sonu ne oluyor bakınız. İşte Allah'ın azap melekleri geliyor. Allah'ın azap melekleri arş-ı aladan arza, Lut aleyhisselamın bulunduğu arza, bulunduğu zemine iniyorlar. Ve diyorlar ki kalu, bu azap melekleri diyorlar ki ya Lutu, ey Lut, ey Allah'ın peygamberi olan Lut, inna rusulu rabbike, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Elçi, Allah bizi bu ülkeye, bölgeye elçi olarak gönderdi, sakın korkmayasın. لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ, onlar sana asla dokunamayacaklar. Bu sapıtmış kavim, azgınlaşmış kavim sana dokunamayacaklar. Sana herhangi bir zarar veremeyecekler, korkma. Biz Allah'ın elçileriyiz diyor melekler. Gelmişler melekler. فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, gecenin bir bölümünde ehlinle beraber iki kızını beraberce yanına al ve geceleyin burayı terk et, çık. Esri, İsra demek gece çıkıp gitmek, gece yürümek. İsra buradan geliyor. Fe esri, geceleyin yürü. Gecenin bir kısmında çık bu ülkeden, git. Ve la yeltefit minküm ehadün illa imraatek, senin ehlinden hiç kimse kalmasın burada, ama senin karın müstesna, senin eşin müstesna, senin zevcen müstesna buyuruyor Rabbimiz.
melekler böyle ifade ediyor. Karın kalsın, senin karın hariç öbürlerini al ve çık buradan, kimse kalmasın burada. İnnehu musibuha ma esabehum inne mev'idehumus subh. Çünkü bu mücrimlere, bu sapıklara, bu kafirlere isabet edecek olan azap senin karına da aynen isabet edecek. Ve Allah'ın vaad ettiği azap, Allah'ın vaad ettiği bela, ceza sabahleyin gelecek. İnne mev'idehumus subh. Sabahleyin felaket başlayacak. Melekleri görüyor musun? Nasıl anlatıyorlar? Meleklerin böyle gelmesi de mukadder. Böyle de gelebiliyorlar. Hazreti Lut aleyhisselam öyle bezmiş, usanmış, utanmış, kırılmış, yıkılmış, öyle zor duruma düşmüş ki Allah'ın azabını o kadar sabırsızlıkla bekliyor ki meleklere diyor ki sabahleyin diyorsun ama daha gecedir, aman sabaha kalmasın, şimdiden belasını Allah versin bunların diyor. Geç kalır, sabah geç olur. Sabaha kadar geç kalır, geç olur. O zaman melekler diyorlar ki eleyse subhu bi karib, sabah yakın değil mi ya, ne acele diyorsun? Eleyse subhu bi karib, sabah yakın değil mi? Her gecenin bir sabahı var ama bu kavmin sabahı olmayacak. Ne oldu? Felemma ca'e emruna, Allah'ın azabı geldiği zaman, Allah'ın azap emri, Allah'ın kahır emri geldiği zaman cealna aliyaha safilaha, Lut kavminin, halkının, kavminin altını üstüne getirdik diyor Hazreti Allah. Cealna aliyaha safilaha, üstünü alta getirdik. Üstünü alta, yahut altını üste. Aynen tabir Kur'an'da böyle geçiyor. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ. Ateşte pişmiş tuğlalardan taşlar yağdırdık. اَمْتَرْنَا, yağmur gibi taş yağdırdık başlarına. Hem de mendudin, hiç aralık vermeden sıra sıra yağmur damlaları gibi ve kurşun nameleri gibi peş peşe taşlar yağdırdık. Öyle taşlar ki müsevvemeten inde rabbike, senin Rabbinin katından işaretlenmiş olarak taşlar geliyordu. Hangisinin tepesine düşecekse tepesine düşeceği adamın ismi taşa yazılı olarak geliyordu diyor. Azap böyle gelir. Melekler böyle de gelebilir. Bakın ayetin sonunda Allahümme hafazna, Rabbimiz diyor ki وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَع۪يدٍ. Allah'ın bu kahrı, bu gazabı zulüm yapan zalimlere hiç de uzak değildir. Her zaman zalimlerin başına böyle felaket gelebilir diyor Hazreti Allah. Şimdi de gelebilir bakın. وَمَا هِيَ, bu değildir مِنَ الظَّالِم۪ينَ, zalimler için بِبَع۪يدٍ, uzak değil, her zaman olabilir bu. Her zaman mümkün, mukadder. Her zaman muhtemel bu. Demek ki melekler böyle de gelebilir. Bu şenaati, Lut kavminin işlediği bu cinayeti, bu rezaleti, bu denaeti, bu felaketi işlemeye başladıkları zaman kavimler, milletler, kabileler, halklar aynen Allah'ın azabı tekrar tecelli edebilir, tekrar yakına gelebilir, tekrar zuhura gelebilir denmiş oluyor. Bunu arz ederken, geçenlerde de arz ettiğim gibi, üzülerek, utanarak, Hazreti Lut aleyhisselam gibi, hücrelerime, zerrelerime kadar utanarak söylüyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda, Türk Ceza Kanunu'nda, vallahi erkek erkeğe cinsi temas, eğer rıza ile, erkeğin erkekle anlaşarak birbirinden rıza ile bu işi yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nda ceza sayılmamış, suç sayılmamış, hiçbiri sayılmamış şu anda. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nde eşcinsellik, homoseksüelizm dediğimiz illet, Allah'ın demin azap melekleriyle anlatmaya çalıştığım azabına
muhatap olan bu felaket, Türkiye Cumhuriyeti ceza kanunlarında şu anda bütün hukukçular bilir, bütün hakimler bilir. Eğer iki erkek birbiriyle çok affedersiniz, anlaşarak rıza ile bu işi yapmışlarsa, Türk adliyesi, Türk ceza kanunu bunu suç saymamış şu anda. Düşünebiliyor musunuz? Sanki buna bir benzerlik olsun, buna bir destek olsun diye. Hatta haşa Allah'ın azabına, Allah'ın gazabına bir misilleme olur gibi, misilleme olsun gibi bir süre evvel bir kadın bakan mecliste ve hükümette, bir kadın bakan Türk ceza kanununa göre zina suç sayılmasın diye bir kanun teklifi hazırlamamış mıydı? Bakın nasıl peş peşe devam ediyorlar, görüyor musunuz? Bütün bunlar ne oluyor? Allah'ın azabını, Allah'ın gazabını, Allah'ın belasını adım adım çekiyor üstümüze. İşte ayetleri görüyorsunuz, Lut kavminin nasıl tepesine gelmiş. 41 sene uğraşmış peygamber, 41 sene. Ama azabı önleyememiştir. Ne diyorlar? Ahricuhum min karyetikum, çıkarın şu Lut'u ya şu memleketten be. Bu irtica, bu mürtecileri, bu temizlik iddia edenleri, bu sofuluk iddia edenleri, bu biz herkesten daha temiziz, namaz kılanlarız, oruç tutanlarız diyenleri çıkarın, kovun, atın ülkeden demişler o zaman. Bugün de aynen değil mi? Namaz kılan subay ve assubayları ordudan ihraç etmiyorlar mı Lut kavmi gibi? Bakın, bakın Kur'an ayetleri nasıl temas ediyor zamanımıza. Başörtülü Müslüman kızları bazı imansız rektörler, imansız dekanlar üniversiteye sokmuyorlar. Tıpkı Lut kavmi gibi sokmayın, çıkarın bunları, sokmayın demiyorlar mı? Bakın ayete bakın. Ve arkasından azap melekleri geliyor işte. Hem de Ramazan-ı Şerif gibi rahmet ayında sanki müthiş bir ikaz gibi, Rabbim bu seneki Ramazan'da bela üstüne bela göndermedi mi? Azap üstüne azap göndermedi mi? Hem de gece Erzincan depremi gelmedi mi? O bilhassa camilerin dışında, Kur'an kurslarının dışında, içinde namaz kılınan evlerin dışında, kumar oynanan yerler, oyun oynanan yerler, günah işlenen yerler, oteller, oyun salonları, şehir kulübü yerle bir olmadı mı? Hepsi bunu görmüştür. Tesadüf olabilir mi? Rastgele olabilir mi? Zelzele kuşağındaymış da bunun için olmuş olabilir mi? Demiri çalınmış, çakılı çimantosu çalınmış da onun için olabilir mi? Allah'ın azabı geldiği zaman demire, çakıla, çimentoya bakmaz. Mümkün değil. Ahricuhum, ya bir peygamberi aranızdan çıkarın diyen kavim iflah olur mu? Bakın, azab-ı ilahi ansızın gelmiştir yani. Sabah şafak sökerken. Onun için Kadir gecesinde meleklerin gelişinden bahsederken Rabbimiz selamun hiye hatta metla'il fecir diyor. Fecir demek güneş doğmuş, etraf aydınlanmış. İşte Türkçesi tan yeri. Güneşin kızıllığının tecelli ettiği, ufukta göründüğü yere ne diyoruz? Tan yeri. Tan demek kırmızı, kızıl. Şafak demek yani, fecir demek. Eski Türkler biliyorsunuz, eski Türkler demek, Müslüman olmadan evvelki Türkler. Biliyorsunuz, Müslüman olmadan evvel de, yani 1000 yıl evvel yine Türk milleti vardı, Türk ırkı vardı. Lakin Müslüman değillerdi. Müslüman değillerdi. Allah'a inanmıyorlardı, Allah'a ibadet etmiyorlardı. Türkler vaktiyle. Müslüman olmadan evvel Türk kavmi var mı yok mu? Var. Olmaz olur mu? Ama tevhid itikadına bağlı değillerdi.
müşrik idiler, mümin ve Müslüman değillerdi, güneşe tapıyorlardı. Müslüman olmadan evvel Türkler güneşe tapıyorlardı Müslümanlar. Sonra İslam hidayeti nasip oldu, kılıçsız, kavgasız, savaşsız Türkler iman ettiler. Savaşmadan, harp etmeden, çatışmadan, boğuşmadan derhal akılla, iradeyle, şuurla İslam'a elhamdülillah teslim oldular. O güneşe taptıkları zaman, güneşe tapındıkları zaman, işte tapındıkları şeyin adı Tanrı'ydı. Tanrı, Tanrı, Tanrı demiyorlar mı? Tanrı demek Tengiri, asıl Türkçesi Tengiri. Tengiri demek de tan yeri, güneşin tam doğduğu yer demek. Ona tapındıkları için güneşin doğar doğmaz ufukta meydana gelen o kırmızılık, kızıllık olan yere Tengiri, yani tan yeri, sonra Tanrı haline, oraya tapına tapına, o tapınağın, o tapınmanın adını Tanrı koymuşlar. Hala Allah kelimesinin karşılığında bu kelimeyi kullananlar vallahi cahillerdir. Allah kelimesinin karşılığında Tanrı kelimesi kullanılamaz. Tanrı kelimesi uydurma ilahlar için kullanılır. Uydurma, güneşe tapılmış olmaktan hasıl olan bir manadır. Onun için şimdi bile güneşe tapanlar var. 150 milyonluk Japon milleti hala biliyorsunuz güneşe tapıyorlar. Japon bayrağının ortasında neyin resmi var biliyorsunuz, hangi şeyin resmi var? Güneşin resmi var. Daha geçen seneye kadar ülkenin resmi itikadına göre Japon imparatoru güneşin oğlu kabul ediliyordu. Nasıl ki Hristiyanlar İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlarsa, Japon milleti de kendi imparatorlarını güneşin oğlu diye selamlıyorlar. Hala şimdi böyle. Ama İmparator Hirohito bunu kaldırdı zannediyorum. Resmen kaldırdı. Böyle şey olmaz dedi. Maskara oldu adamlar çünkü. Bundan dolayıdır ki biliyorsunuz İslam ibadet nizamında üç vakit vardır ki, üç vakit vardır ki hiçbir namaz kılınmaz. Güneş doğduktan sonra, hani fecir dediğimiz güneş doğduktan sonra 45 dakika geçinceye kadar, güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar hiçbir namaz kılınmaz. Niye? Eğer o esnada namaz kılınsaydı kime benzemiş olacaktı Müslümanlar? Güneşe tapanlara benzemiş olacaklardı. Bakın nereden teşebbüh var, nereden teşabüh var, benzeme var. Bir de ikincisi biliyorsunuz, öğle vaktine, öğle ezanına 50 dakika kaldıktan sonra hiçbir namaz kılınmaz. Yine güneş meselesi var. Bir de güneşin batmasına, gruba 45 dakika kaldıktan sonra da o günkü ikindi namazının farzından başka hiçbir namaz kılınmaz. Yine güneş kızıllığı ufka doğru inmiştir. Eğer ibadet edilse, o esnada secde edilse, güneşe tapanlara benzemek korkusundan dolayı nehyedilmiştir. Ne kadar canlı bir hadise.